Sensiz enkazdan kurtulduktan sonra sevdiklerinle ve yardım kuruluşlarıyla iletişim kurman için en geçerli yöntem. Senin deprem çantanda ne var? Yani bazen her şeyi cidden devletten beklememek gerekiyor. İlk yardım çantası ya da bir deprem hazırlık çantasının total maliyeti kaç para tutar? Sen Yani bireysel yağma bandını. silahlanmayı destekliyorsun, değil mi? Çaresiz insanın neler yapabileceğine inanamazsın. Kanun korkusuna bu kötülüğü yapmayanlar var. Ya Kanun millet... olmadığında ne olacak? Türkiye'de abi yabancı finanslı vakıflar ve dernekler vasıtasıyla sokaklarda silahlarla işlenen suçlar... Mesele hakkın yerine gelmesi ise dişine de kan değecek hocam. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Burası Türkiye'nin bugünkü konuğu. Sığınaklar konusunda, hazırlıkçılık konusunda kendini uzun bir süredir bu işe adamış bir misafirimiz var. Sevgili Tonguç Akarca. Sığınmak, acil durumlarda, afet durumlarında bu durumlara hazır olmak nasıl mümkün? Ne anlama geliyor? Gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Yakın zamanda 11 şehrimizi kapsayan büyük bir deprem felaketi yaşamıştık. Bu gibi felaketlere hazır olmak çok mu pahalı, çok mu zor? Bunu konuşmak istiyoruz. Sevgili Tonguç, hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi misafir ettiğin için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Antalya'dayız. Evet, beraberiz artık bugün. Bu sığınak hadisesine nereden girdin, nereden esti ve nasıl başladın bu işe? Şöyle, aslında ben güvenlik konusuna takıntılı bir insandım. Çocukluğumdan gelme bir şey bu. Yani okulda olsun, lisede olsun, ortaokulda çok zorbalığa maruz kaldım. Yıllarca aslında hangi sokaklardan geçmeliyim, işte hangi saatler daha güvenli olur gibi konular benim ilgi alanımdı. Ama en son böyle kafayı yaktığım yer 3 sene önce Ceren diye bir kızımızın katledilmesi oldu. Samsun'daydı galiba. Evet. Bir katil takip ediyor, kaçmış açık cezaevinden. 4-5 kişiyi takip ediyor. En son bizim Ceren Hanım'ı gözüne kestiriyor ve Ceren kızımız anahtarını evde unuttuğu için zile basmak zorunda kalıyor. Orada adam sıkıştırıyor kızımızı ve katlediyor. O gün benim kafa yandı ve bununla alakalı videolar yapmaya başladım. Hazırlıkçılık olayı ise aslında benim yaptığım, hazırladığım çantaların, taşıdığım günlük ekipmanın aslında genel çatı olarak hazırlıkçılık olarak nitelendirildiğini sonradan öğrendim ben. Hiç haberim Evet, yoktu. ben de açıkçası senin videolarını gördükten sonra dedim ki ya bu hazırlıkçılık diye bir şey konuşuluyor. Nedir bu? Aslında dünyada da bunun bir karşılığı var. Yani İngilizce olarak tabii ki bir karşılığı var ama insanların bir tedbir amaçlı hazırlıkçılık adı altında bazı önlemler aldığı, bazı tedbirler aldığını öğrendim senin videolarını izledikten sonra. Şu an Türkiye'de bu konuda ne yapılıyor, neler yapılıyor, dünyadan örnekler neler? Bunu Çok dinleyelim geniş bir biraz. soru. Türkiye'den başlayarak ben Tamam. açayım aslında. Biz Türkler, Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar, aslında biz zaten doğuştan gelen, DNA'mıza işlemiş bir hazırlıkçılık var. Yazın ektiğimizi sonbaharda biçip kışa hazırlarız. Evet. Sütü sağar, peynir yaparız. Kışın da süt ürünlerinin işte vitaminini, mineralini alabilmek için. Ya da kurutma yaparız. Kurutma yaparız, meyveleri reçel yaparız. Bu da bir hazırlıkçılıktır. Veya bahara hazırlanırsın, tohumlarını hazırlarsın, tarlalarını sürersin, etini tuzlarsın, saklarsın. Bunların hepsi aslında Zor hazırlıkçılık zamanlara kültürü. hazırlanmak. Aynen. Ama insanların böyle moda hazırlıkçılık dediği kavramı Amerika'da çok ön plana çıkarttılar. İşte kıyamet hazırlıkçılığı, nükleer bombalar atılacak. En üst seviyesi hazırlıkçılığın o. Doomsday Preppers, işte Kıyamet Günü Hazırlıkçıları diye bir belgesel serisi oldu National Geographic'te. 3 sezon sürdü. 3 sezonun sonunda artık adamlar baktılar hazırlıkçılık çok insanların psikolojisini bozmaya başlıyor. Programın yayın hayatına son verdiler. Amerika'da aslında kavram olarak ortaya çıkmış bir şey hazırlıkçılık. Amerika kıtası, çünkü daha 2 gün önce bir video yaptım, kasırga hazırlıkçılığı diye. Amerika'da yılda kaç tane kasırga oluyor biliyor musun? Bizim duyduğumuz 4-5 tane oluyordur. 1200 tane. Ne diyorsun? Yılda 1200 tane 5 farklı güç seviyesinde kasırga yaşanıyor ve sürekli alarm halindeler. Adamların özel telsiz frekansları var, hava durumlarını takip ettikleri, işte kendi evlerini, iş yerlerini, işte çiftliklerini hazırlamak üzerine odaklanmışlar. Camlar kırılırsa işte tahta nasıl çakarız, atıyorum kaç saatte tahliye edebiliriz kendimizi, tahliye ederken işte arabamıza kaç depo benzin koymalıyız yedek, hangi ilk yardım malzemelerini almalıyız gibi ciddi bir
hazırlık içerisindekiler sürekli. Evet. Bu Amerika'nın afet hazırlıkçılığı. Onların biraz olağan bir durumu mu peki? Yani normalleşmiş bir şey mi? Tabii. Ya çünkü bana mesela sen bu işleri şey. Anlatmaya başladığın zaman ben dedim ya abi delirdi herhalde çocuk, paranoyaklaştı. Çünkü evet hepimiz bir deprem çantası hazırlayalım duygusuna girdik ama ben mesela hazırlamadım. Yani evime güveniyordum. Gerçi güvenmemek lazım. Şehir İstanbul'da yaşadığım için şehre çok güvenemiyorum ama biraz da kabulleniş gibi bir şey benim için aslında. Yani evet abi İstanbul'da yaşıyorsan ölmeyi de kabullendiğin gibi bir şey benim için. Ama sen diyorsun ki hayır abi Antalya'dayım. İkinci derece deprem bölgesi. Çok etkilenmese bile hazır olmak gerekiyor diyorsun. Peki bu paranoyakça bir şey değil mi sence? Şöyle ben kendi hikayemden bahsedeyim. Ben Adanalıyım. Babam ve bütün akrabalarım Adana'da yaşıyor. Şubat depreminde saat gece 4'te telefonum çaldı ve babam dedi ki biz hayattayız. Bütün akrabalarda sıkıntı yok. Sen keyfine bak dedi. Ama nasıl bakayım? Gecenin 4'ünde çalan bir telefonla uyandım. Twitter'a baktım. Zaten Türkiye bitmişti. Aynen. 10 ili etkilediğini anlamamız öğlen saatlerini buldu. O süreci hepimiz yaşadık abi. Babam sen gelme dedi. Burada ayak bağı olursun millete dedi. Bizde zaten sıkıntı yok dedi. Sonra İskenderun'a gitti. İskenderun'a iner inmez beni arayıp dediği şey şuydu. Tonguç, İskenderun artık yok. Çocukluğu İskenderun'da geçmiş. Benim de yıllarım geçti orada yani yaz tatilleri. Ben hep şimdi biz muhalif gibi görünüyoruz ya. İşte yok devletin kurumlarını eleştirelim. İşte şeylere, derneklere laf söyleyelim. İçişleri Bakanlığı'na laf söyleyelim. Ben şöyle bir karar aldım abi depremden bir sene sonra. Dedim ben hiç ilk yardım bilmiyorum. Enkaz kaldırma bilmiyorum. Bir afet zedeye dahi nasıl davranacağım, nasıl iletişim kuracağım bilmiyorum. Ben AFAD gönüllülüğüne başvurdum. En azından bir görelim, eleştireceksek de bir görelim içeride ne yapıyorlar dedim. Aynı zamanda hep şeyleri takip ediyordum. İşte afet zamanı cep telefonu şebekeleri çökecek, çöküyor da. Çöktü de. Amatör telsizci olmak istedim. Sınava girdim. 2-3 haftada bir olan bir sınav var online merkezlerde. Sınava hazırlandım. Telsiz şeyini öğrendim, işletmesini öğrendim, öyle diyeyim. Bu telsizi kullanmanın bir sınavı mı var? Tabii. Ehliyete tabi cihazlar bunlar. Öyle amatör mi? Frekanslarda çalışıyor. Kullanım şekline göre çok uzak mesafelere kadar iletişim yapabiliyorsun. Birbiri arasında açık arazide 5-10 kilometreye kadar iletişim kurabiliyorlar. Evet. Ama şehir gibi yerlerde röle dediğimiz tekrarlayıcı cihazlar var. Onlar da şehrin en yüksek tepesine kuruluyor. Evet. Ve dernekler tarafından kuruluyor. Herkesin kullanımına açık oluyor. O şekilde çok uzak mesafelere iletişim kurabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunları kullanmak için önce ehliyetini almak gerekiyor. Tamam. Bir denetime tabi mi peki bu cihazlar? Tabii. Bu cihazlar bir amatör frekans aralığı dediğimiz bir frekans aralığı var. Bu cihazlar aslında telsizin en giriş seviyesi cihazları. Tamam. Çok geniş bir spektrum var. Bunlar yanınızda taşıyabileceğiniz işte maksimum 5 watt çıkış gücü olan cihazlar. Çok araştırdım bunu. Aslında çözüm yaratmaya çalışıyordum. Enkaz altında kaldığınızda çok yardım isteyebileceğiniz cihazlar olmadığını yeni öğrendim. Öyle mi? Çünkü bir Faraday kafesi oluşuyor enkaz altında kaldığınızda. Ne demek bu? Faraday kafesi şu. Terminator filminde görmüşsündür. 3-5 sene önce yeni film yaptılar. Hani telefonu cips kutusuna koyup sarıp işte takip edilemeyelim gibi bir sahne gerçek vardı. Mi? Ha, Kurtlar Vadisi dizisinde de falan vardı. Faraday kafesi sinyal çıkışını ve girişini engelliyor. Sen tonlarca enkazın altında kaldığında bu frekans sadece 3-5 duvar ötesine çıkabiliyor. Anladım. Ama bizim Türkiye'de bazı telsizci güzel insanlar bunları tespit etmenin yolunu da biliyor. Yani sen eğer şansına enkaz altında kaldın, yanında bu telsizlerden veya kullanım serbest olan küçük telsizler var. Decathlon evet. gibi yerlerde satılıyor. O telsizler varsa veya cep telefonun varsa bunların yaydığı sinyali tespit ederek yerini bulabilecek yetkinlikte insanlar var Türkiye'de. Depremde de bayağı insan bu şekilde bulundu diye hatırlıyorum. Tabii şöyle Türkiye'nin en eski amatör telsizcilik derneği TRAÇ diye bir derneğimiz var bizim. Kamu yararına dernek diye geçiyor. TRAÇ devletin birçok kurumuyla akredite ve bu tarz afet durumlarında direkt amatörler olarak, amatör hiç kar beklentisi olmayan, bu işi tutkuyla yapan anlamında demek. Dernek direkt ekstra röleler kuruyor. Ekstra sabit telsizlerle oradaki yardım başka derneklerin iletişimini, muhaberesini sağlamak üzere görev alıyorlar.
bir derneğin kurduğu role diğer bütün telsiz kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Tabii. Serbest. Peki bunda işte devletin katkısı oluyor mu? Mesela devletin kurduğu röleler var mı? Sizin de bağlanabildiğiniz. Şöyle, şu an AFAD bir ortak röle sistemi kullanıyor. JAMUS dediğimiz jandarma özel iletişim sistemi denilen bir sistemi kullanıyor. Bu bir devlet sırrı değil. İtfaiye olsun, onun dışında her birinin 112 ayrı şeyleri var. Aynı Peki sistem üzerinden haberleşiyor. Peki sen bu telsizle ona bağlanabiliyor musun? Hayır, bağlanamam. O özel bir hat değil mi? Bağlanmam da doğru olmaz zaten. Bağlanılabiliyor mu peki? Yok, bağlanamaz. Kriptolu hatlar onlar. Anladım. Şöyle zaten herhangi bir afet durumunda TRAÇ gibi veya bölgenin bilgili, deneyimli dernekleri ile AFAD bir ortak afet masası kuruyor. Ve o masa üzerinden diyelim ki ben derneğim. Atıyorum dernek yönetiminden veya üyelerinden biri 10 kişilik bir grubun başında ve onların problemlerini çözmeye çalışıyor. O dernekteki arkadaş bana ulaşıyor afet masasında. Bir ihtiyaç varsa, bir ilk yardım veya bir yangın söndürme durumu, biz onu AFAD'a aynı masada iletiyoruz. O kendi içerisinde iletişimini sürdürüyor. Yani aslında özel afet bölgelerinde hat telefonu çekmediği yerlerde bu tarz cihazlar hayat kurtarıyor. Çünkü ben depremin ikinci günü Gaziantep Nurdağ'a gittiğim zaman telefon çekmiyordu. Ve ben belki 100 metre, 200 metre, 1 kilometre ötedeki insana ulaşmak için doğal olarak yürüyordum. Başka çünkü arabada hareket edemiyordu. Ama bu tarz cihazla çok hızlı bir şekilde koordinasyon kurmayı, belki yerin altında enkazın altında kalmış kişiye sinyallerin tespit edilerek ulaşılmasını noktasında önemli faydaları var. Bir iki ince nüans var burada. Bunları da ben yeni öğreniyorum açıkçası. Mesela şunu tavsiye ediyorlar. Enkaz altında kaldın. 2-3 kişisin aile üyeleri olarak. Evet. Bir telefon açık olsun. Diğer telefonları hemen kapat. Sırayla açmak Çünkü kaydıyla. Çünkü şarjın bitecek ve şarj etme olanağın olmayacak. Aynı şey telsiz için de geçerli. Ben Türkiye'de bunun üzerine yazılmış bir protokol bulamadım. Amerika'da Amerikalıların protokolü vardı bir tane, Wilderness protokolü. Dağda bayırda kaldın diyelim. Bunların şarjları da ultra uzun gitmiyor. Ne kadar gidiyor? Muhabere esnasında bir günde biter. Bazen yarım günde biter. Muhabere dediğin iletişim halindeyken. Mesela bir afet durumunda susmayacak telsiz. Biter. Onu da şöyle yapıyoruz. Nasıl telefonda ailenin diğer üyeleri kapatıyor, bir telefon açık oluyor. Bunda da sabah 7'den başlayacak şekilde ilk 5 dakika, saatin ilk 5 dakikasında 3 saatte bir iletişim denemesi yapıyoruz. Bunu kapatıp açmak bir şarj yiyen bir şey değil. Evet. Ama sürekli açık kalması, parazite sıkıntı. Maruz kalması sıkıntı. Hele hele afetin ilk anlarında zaten hemen yardım gelmeyecek. Evet. İnsanlar neye uğradığını anlayıncaya kadar sakince beklemek gerekiyor. Evet. Çok kritik bir nokta bu. Şimdi şöyle bir yanılgı oluşturmayalım. Bu telsizler evet bu dediğin enkaz altındayken fayda sağlamayabilir hak ettiği kadar. Ama başka telsizler, bu işin daha profesyonel telsizleri bu anlamda fayda sağlıyor. Doğru mu anladım? Yok, onları zaten sivil kullanımı açık değil. Onlarla o zaman, da iletişim kuramazsın. Şöyle mi? Bu telsiz bir deprem anında öyle çok da işe yaramıyor. Bunu mu anlamalıyım? Şöyle, binan yıkılmadı, hayatta kaldın. Binam yıkıldı, enkaz altındayım. Enkaz altındasın. Yakındaki aynı frekansı dinleyen insanlar seni duyabilir. Tamam. %100 hayat kurtarıyor diye hiçbir yöntem yok. Deprem çantasına... Yo hani en azından iletişim sağlanabilecek kadar mümkünlüğü bu telsiz için yok. Profesyonel olanlar için var ama o da zaten sade vatandaşın kullanımına açık değil. Doğru mu anladım? Yine eksik. O da çıkmaz. Aslında aynı telsiz, kullandığı röleler farklı sadece. Aynı antenler, aynı çıkış gücü. Aslında bunlar senin bölgene kurtarma operasyonu geldiğinde birileri 145-500, 433-500 dediğimiz genel çağrı frekansları var. Evet. Bunları oraya gelen benim gibi amatörler dinleyecektir. Tamam. Senin ufak ufak mandala basman veya atıyorum bu telsizde ayrıca bir alarm fonksiyonu var. Bastığında bir alarm çalıyor, frekansı da alarm sinyali gönderiyor. Bu şekilde de yardım isteyebilirsin. Karanlıkta ışığını kullanarak da yardım isteyebilirsin. Ya enkaz ama altındayken ışık çok işe yaramaz da. Hiçbir telsiz o Faraday kafesinden kurtulamıyor. Şöyle bir şey yapıyorlar. Hotspot dediğimiz internet paylaşım cihazlarıyla artık. Biz onu VPN'de biliyoruz. Hotspot cihazlarıyla enkazın yanına geliyorlar ve internet paylaştırıyorlar. Eğer sen enkaz altında şarjın bitmeden durabildiysen arada şeyi araştır diyorlar.
Wi-Fi tarat diyorlar. Evet. Ve orada AFAD veya atıyorum bilmem ne derneği, ücretsiz internet buna bağlan gibi özel isimler seçiliyor. Tamam. Erişmek için şifre gerekmeyen. Onlara erişip dışarıyla bağlantı kurabiliyorsun. Hmm. Şu an en çok çalışan sistem en bu. En mantıklısı doymuş aslında. Telsiz enkazdan kurtulduktan sonra sevdiklerinle ve yardım kuruluşlarıyla iletişim kurman için en geçerli yöntem. Yani yerin üzerinde irtibatlı olabildiğin insanlarla yani bunu şöyle anlayabilir ben o zaman izleyici. Bir jandarma ekibi, bir polis ekibi, bir bekçi ekibi kendi içerisinde nasıl iletişim kuruyorsa en fazla o işe yarar diye anladım. Onlar kendi aralarında iletişim kuruyor. Sen de kendince böyle bir ağ kurabiliyorsun diyorsun amatörler olarak. Tabii her zaman. Çok faydalı gelmedi açıkçası bana. Yani sonuçta bir afet durumu, bir kargaşa durumu. Yani herkeste bu telsiz olduğunu farz edelim telefon gibi ki telefon artık zaten gözlemlediğim kadarıyla o etkiyi yaratıyor internet ağı sayesinde ki mobil ağlar sağlandığı zaman yine benzer bir şekilde bana çok faydalı gelmedi. Tabii işin içinde olanlar ne kadar faydalı buluyorlar bilmiyorum ama bu anlamda benim için çok doyurucu olmadı. Yani yanılıyor ben muyum? Ben enkaz altında kalırsam bir tedbir metodum kurtarmak diyerek için mi? Aslında almadım bunları. Çok farklı hazırlık türleri var. Ben bunu araziye gittiğimde de eşimle tabii, doğru. İşte su almaya gittim, çadır kurdum, ne bileyim hava çıktım falan. O gibi durumlarla da iletişim kurmak için. Bir vardı. Arazide çekim mesafesi ne kadar? 10 kilometreye kadar, 20 kilometreye kadar. Ön açık olduğu zaman sıkıntı yok. Anladım. Çünkü VHF dediğimiz bir frekans mesela deniz telsizlerinde kullanılıyor. Çok düşük güçle 40-50 kilometreye iletim yapabiliyorlar. Anladım. Denizin ortasında 50 tabii. kilometre küçük bir alan aslında. Onu da bir altını çizelim. Peki başka hazırlık türleri neler? Burada afet çantaları görüyorum. Bir sürü tedbir alınmış, bir sürü şey var. Biraz onlardan bahsetmek ister misin? Şimdi dediğim gibi Amerikalılar kasırga gibi afetlere hazırlanıyor. Veya olası işte Rus işgaline, evet. Kuzey Kore'nin füze atmasına hazırlanıyor. Biz ülkemizde depreme hazırlanıyoruz. Türkiye'de evet onu merak ediyorum. Afet dediğimiz zaman tedbir almamız gereken neler var depremden başka? Çok var abi ya. Ama gereken etkiyi yaratmıyor. Yani yangınla alakalı, yangın önlemleriyle alakalı, orman yangınları vesaire ne kadar içerik üretelim ilgi çekmiyor. Evet, mesela sel. Çok basitmiş gibi. Sel Antalya için çok sık ki evet, Karadeniz bölgesi son. İçin çok sık. Benim bizzat bir sürü hani birkaç yüz bin liralık ev eşyamın, ofis eşyamın yok olduğu bir durum oluştu. Devlet mesela o konuda pek bir şey yapmıyor. Mesela biz buraya geldik. Benim eşyalarım 300-400 bin liralık ofis ve ev eşyam sular altındaydı. Biz devlete ulaşmaya çalıştığımız zaman bize adres verin. Biz birkaç güne geliriz dedi. Eşyaları ne yapacağım? Eşyalar kalacaktı. Yahu eşyaları kurtarayım, gelin. Fotoğraflarını çekmişim, videosunu çekmişim. Dedi ki yani bir şey yapamayız o zaman dedi. Ya dedim lanet olsun senin geleceğin şeye yani. Dedim ki ne kadar yardım yapacaksın, tazmin edecek misin? Yok dedi 10 bin lira verdi. Ya abi benim 300-400 bin liralık eşyam gitmiş. Ben oradan kurtarabildiğimi kurtarayım diye düşünüyorum. Devlet bana diyor ki 10 bin lira veririz. Abi evet. Al 10 bin lira senin olsun yani. Biz o yüzden devletten hiçbir şey beklememe İşi beklemeyi bıraktık. Herkes kendi sorumluluğunu alacak. Önceki gün ben babamla konuşuyorum. Evet. Ya dedi her sene evine normal sigorta yaptır. Çok özür dilerim. Baskını buradan yaptırır. Da Depo Antalya'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bir reklam değil tabii ki ama artık reklam yazmak zorundayız onu da şey yapayım. Antalya'da Depo Antalya çok güzel bir hizmet veriyor. Ben de eşyalarımı onlarla tanışıp oraya koydum. Antalya'daki sel felaketlerinde özellikle bodrum katlarda eşyalarını tutan insanlar buna bir dikkat etsin diye tavsiyede bulunayım. Çünkü ben bodrum kat diye belki de biraz daha makul diye bir risk alıp hiç de aklıma gelmedi bu arada hiç bodrum katta yaşamadığım için ya da böyle bir şeye şahit olmamıştım. Ya belki de çevremde oldu ben bilmiyordum. İnsan başına gelene kadar anlamıyor bazı şeyleri. O noktada çok büyük faydası oldu. Ona da teşekkür edeyim sevgili Depo Antalya'ya. Bu şey gibi ailende biri kanser olur. Gözün bir açılır bir bakarsın etraftaki kanser hastalığı. Aynen görürsün. Öyle. Sele çok maruz doğru. kalırsın. Çok bu sefer doğru. sel mağduru birçok insanla algıda seçicilik. Aynen öyle. Şunu demeye çalışıyorum. Babam dedi ki bana ya sigortaya yine zam gelmiş. Evi sigorta yaptırdım dedi. Süper. Biz İstanbul'da yaşadığımız dönemde de yaptırırdık. İşte tavanı aktı. DASK'tan mı bahsediyoruz? Yok, o zaten sigorta. Deprem sigortası. Normal bankadan sigorta şirketiyle yaptırdı. Bir poliçe yani. Tabii normal poliçe. DASK'ı da mutlaka yaptırır. İstanbul'da zaten zorunlu. Adana'da da yaptırıyor şimdi.
de hiç ara vermedi. Çok güzel. Çünkü şöyle bakıyor benim baba sigorta sistemine. Aslında bu toplumsal bir yardımlaşma sistemi diye bakıyor. Bugün ben sigortaya yatırıyorum. Benim yatırdığım primler başka bir yerde birinin canı yandıysa onun yangınını söndürmek mutlaka, için kullanılır. Mutlaka. Veya benim canım yandığında da diğerlerinden toplanan para benim yangınımı söndürür. Ama bizim ailede babam sigortaya böyle bakarken diğer hiç kimse sigorta yaptırmıyor. Ve babama dedim ki bir şey olduğunda nerede bu devlet diye ağlayacaklar değil mi dedim. Evet dedi. Evet. Yani bazen her şeyi cidden devletten beklememek gerekiyor. Neden olduğunu söyleyebilir miyim? Neden? Şöyle. Bütün Avrupa ülkelerini inceledim. Çünkü artık yapmıyor. Şöyle atıyorum Danimarka, evet. Almanya, İsviçre. Bu adamların sivil savunma broşürlerini inceledim. Evet. Adam diyor ki halin vaktin yerindeyse, yaşlı değilsin, engelli değilsin. Lütfen diyor sen şu hazırlığını, 3 günlük hazırlığını lütfen yap diyor. Bana 3 gün, 4 gün yardıma muhtaç veya gerçekten felaketten zarar görmüş adamlara müdahale etmem için zaman tanı. Çünkü sen oturuyorsun belki bir gıda, 3 günlük gıda ve suyun yok, bir haftalık gıdan yok. Evet. Ama orada adamın evinin üstüne heyelan düşmüş. Evet. Müsaade et diyor. Sen zaten kazancın var. 2-3 tane konserve alacaksın. 5-10 litre suyunu koy. İşte ilk yardım kitini koy. İdare et diyor. 3 gün sonra geleceğim ama diyor. Söz diyor. Türkiye'de bu olmayabilir. Bu konuda da Türkiye'de bizim de artık sorumluluğu almamız lazım. Yani evet ben şunu anlatamıyorum. Çünkü alanım değil. Abi deprem güvenliği olan bir eve yerleşin. Zaten kesin. Atıyorum dere yatağında olan bir evde oturmayın demem lazım. Ama bunu diyemiyorum. Çünkü insanların ne şartlarda yaşadığını bilmiyorum. O evi nasıl tuttular bilmiyorum. Tabii. Sadece biz atıyorum deprem güvenliği olan ya da olmayan, dere yatağında olan ya da olmayan ya da yangın tehlikesi olan ya da olmayan. Biz artık bunu göz ardı ettik. Herkesin hazırlanması gereken minimum bazı kriterler var. Ben de dedim ya hani girip içeride ne dönüyor bakalım diye. Evet. AFAD'a gönüllü oldum. Bunların belirlemiş olduğu aslında yurt dışındaki birçok içerikle benzer. Çok güzel bir deprem çantası önerisi onu merak vermişler. Ediyorum. Senin deprem çantanda ne var? Deprem ne olmalı? Çantamı, eksiğin var mı? Şöyle enkaz altında kalmadığını varsayıyorum. İlk sarsıntıyı atlattın. Ailenle beraber aldın çantanı çıktın. Bunu kolay erişebileceğin bir yerde bulundurman gerek. Bunu çok abartmaya gerek yok. Ailenin kullanılmayan bir iki çantasını çocuklar için ayrı, eşin için ayrı, kendin için ayrı birer çanta yapacaksın. İşte bunun içine ne diyor? Birkaç günlük gıda, konserve, tuzsuz, kuru yemiş, bisküvi, kraker koy diyor. Evet. Totalde 200-300 lira tutabilecek, seni birkaç gün idare edecek veya bir gün idare edecek şey bu kadar tutar. Evet. Mesela ben ton balığı aldım. Küçüklü büyüklü ton balığı var. Onun dışında tuzsuz kuru yemiş demesinin sebebi susatmaması. Bisküvi, kraker. Mesela su. En önemlisi su ve bulunmuyor abi afet durumlarında. Ve AFAD şöyle bir şey söyledi. Aslında en büyük afetlerden biri sel olurken en az su yardımı yapılan felaketler sel felaketleri. İnsanlar artık her yer su mu diye düşünüyor. Evet, olabilir. Olabilir. Çok doğru. Kişi başı 2-2,5 litrelik içme suyu ve imkan varsa kullanım içinde kişi başı 2-2,5 litrelik kullanma suyu tavsiye ediyorlar. Elini yıkayabilmen vesaire. Hijyen için. Hijyen için. Çünkü böyle durumlarda çok affedersin ishal oldun, bir virüs mikrop kaptın çok sıkıntı. Ya zaten bu en son depremde sağ kalanlar özellikle kadınlar tuvalet bulamadı. Hani erkek bir şekilde doğaya bir yere bir şeyler yapabiliyor ama kadın için çok zor. Ve yani neyse çok da hani şey yapmak istemiyorum ama kimsenin de aklına gelmedi bu durum. Nedense. Ülkede o kadar kadın yönetici varken nedense akıllarına gelmiyor böyle şeyler. Devam yani edelim. Şimdi falan. Bunu araya gireceğim. Çok ufak bir konu var burada. İnsanın idrarıyla dışkısı karıştığı anda da çok ciddi bir kimyasal silaha dönüşüyormuş. Yani hadi biz normalde evimizde suyun içine bırakıyoruz çok affedersin. Evet. Alt üstü arada şey yapıyorsun, suyu açıyorsun falan ama dışarıda çok büyük sıkıntı. Mesela hijyen paketi diyor, işte dezenfektan jel, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, toz maskesi mesela özellikle deprem için. Evet. Tozdan korunmak için. İmkan varsa şu tarz bir toz maskesi de olabilir. Onun dışında en önemlisi eldiven abi. İki çeşit eldiven.
Bir tanesi normal, steril veya işte restoranlarda beyaz kullanılan eldiven, siyah eldivenler. Beyaz eldiven, siyah beyaz eldivenler. Diğeri de mutlaka ama mutlaka ağır iş eldiveni. Hmm. Çünkü orada bir taşı kaldırman gerekebilir. Birilerine yardım etmen gerekecek. Elini çizdin, parçaladın. Çok kolay mikrop kapabilirsin. Doğru. Çünkü ilk yardım yok. Aynen orada. Öyle. Bunlar önemli. Onun dışında giyecek mesela çok atlıyoruz ama yazın yaşanan afetle kışın yaşanan afet çok farklı. Çok farklı. Kesinlikle. Yazın kesinlikle. Mikrop kapma olasılığı, enfeksiyon çok yüksek. Çok yüksek. Özellikle sivrisinek. Mesela yazın yaşanabilecek bir felakete hazırlanırken sinko gibi şeyler stoklaman gerekiyor. Hı-hı. Kışın ise hızlı ateş yakabileceği malzemeleri toplamanı öneriyorlar çantana. İşte mevsimine göre uygun yedek kıyafet, battaniye veya battaniye yoksa acil durum battaniyeleri var. Küçücük evet. Oluyor şöyle. Evet, sarı, altın rengi. Birine yardım etmek için hı-hı verebileceğin şeyler çok. 80 lira. Hı hı. 50 liraya da var. Bu gibi şeyler. Evet. İlk yardım çantası basit anlamda. Şeyi merak ediyorum. Bir ilk yardım çantası ya da bir deprem hazırlık çantasının total maliyeti ortalama. Hani öyle psikopatçı şeyler koymadan işte gayet makul olan, az önce saydığın kadar makul olan bir şey. Kaç para tutar? Abi şöyle. Çanta maliyeti hariç. Çanta hepimizin evde çanta vardır. Mesela mevsimine uygun kıyafet diyor. Bunu kullanmadığın var. Kıyafetlerden. Tabii koyabilirsin. Konserve, tuzsuz, kuru yemiş. Bunlar max 300-500 lira. 300-500 tutar. Su arıtmadan doldurup şey yapabilirsin ama o da çok uzun dayanmaz. Doğru. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii, doğru. Birkaç paket su alsan o da 100 lira. Doğru. Ne etti? 400 lira. Ne var abi? Hijyen paketi, bir kalıp iki kalıp sabun. Mesela dezenfektan jel 200 lira da onlar tutar diş fırçasıyla, evet, diş macunuyla. Çöp torbası, toz maskesi 100 lira da ona yaz. Tutmaz bile tabii. Falan etti. Onun dışında ya maksimum 1000 lira gibi bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Tabii. Çok bir şey değil. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Aynen öyle. Yani burada ne tutabilir? İlk yardım çantasını biraz geliştirmek istersen kan durdurucular, sargı gibi bezleri gibi, evet, biraz ekstra tutabilir. Onun dışında konserveleri çeşitlendirmek istersen işte yok ton balıkları alayım, işte haşlanmış ne denir ona, kuru fasulye falan gibi şeyler alayım dersen onlar biraz maliyeti yükseltir. Onun dışında İşte bu tarz ekstra iletişim ekipmanları almak istersen. Peki bu ürünleri, özellikle ilk yardım ürünlerini temin edebileceğimiz yer neresidir? İlk yardım malzemelerini benim kendim alışveriş yaptığım bir site var. Aciltaktik.com diye. Orada bazı ufak setler var. Sargı bezleri vesaire var. Oradan alabilirler. Bunun dışında herkesin de kendi kronik rahatsızlıkları için bazı ilaçları oluyor. O ilaçları da kendileri biliyor artık. Tabii olarak. Ona ilaç tavsiyesi veremiyoruz. Kendi sık kullanması gereken ilaçları varsa, alerji ilaçları yani rutin kullanacağı, kullanması gerekiyor. Mesela benim astımım var. Bir astım spreyi bende de alerji var olmalı mesela. Gibi bir şey. Sinüzit var mesela. Onun için burun spreyi kullanıyorum. Bunları herkes koymalı. Bunun dışında yine para gerektirmeyen, mesela bizim yardıma ihtiyacı olan dediğimiz insanlar var. Bunlar engelliler olabilir, bebekler olabilir. Bunların malzemeleri için de ayrı çanta yapmak gerekiyor. Atıyorum çocuklarımız varsa çocuklar için çeşitli onları oyalayacak oyuncaklar, boyama kitapları var. Evcil hayvanımız varsa bunların işte ihtiyaçları. Kitapları. Biraz nakit para. İşte gözlük veya lens. Mümkünse dolar olsun, TL çok hızlı eriyor. gibi. Yedek gözlük mesela. Ve ev, araba, iş yeri, kasa gibi yerlerin yedek anahtarlarını bir şekilde yanımıza almamız. Hatta önemli evraklarımızı da orijinalini alamıyorsak fotokopilerini, işte pasaporttur, işte çocuklarımızın kimlikleridir. Bunların fotokopileri tapudur. Acil durumda çok gerekecek sigorta şeyler. Sigorta evrakları gibi. Tabii. Acil durum deprem çantamızın içine koymamız gerekiyor. Ve küçük şeyler var mesela konulabilecek. Yerel yol haritası. Küçük radyolar var mesela haber almak için. 300 liraya radyo var abi. 3 band çalışıyor. Yani o radyolardan tavsiye ediyorum. Ben siparişini verdim kargoda, şimdi gelecek. Ben de telsizler olduğu için bunların da kendi radyoları var. Evet, onu çok sabah sıklıkla dinledim ben de. Günaydın. Yine masada şeyler dikkatini çekmiştir. Fener ve ışıldaklar var. Bunların şarj kabloları. Bunlar zorunlu değil ama fenerleri, küçük İhtiyaç fenerleri olacak şeyler. %100 tabii, tavsiye tabii ediyorum. Aynen öyle. Para değil. Bak 100 lira. Değil ya gerçekten. Yani bende de benim arabamda da var mesela hani el feneri. Gayet de çözüm üretebilecek bir şey acil bir durumda. Tabii. Mesela düdük.
Evet. Ailenin ben bir ara anahtarlığıma takmıştım düdük. Yani çok işe yarayabilecek bir şey. Direkt ilgiyi üstüne çeker. Hele doğru. Hele şeydeyken enkaz altında bağıramıyorsun. Doğru. Çünkü en büyük sıkıntı şu oluyormuş abi. Ben hiç enkaz altında kalmadım. Allah yaşatmasın kimse. O toz, toprak, tabii, ağzını açtığın an içeri doluyor. Doğru. Ve o yüzden doğru, çok ufak eforla yerini belli edebileceğin bir şey gerekiyor. Abi bende klostrofobi var, bir de çatlayacak gibi oluyorum, anlatma daha fazla. Yedek pil. Evet. Not defteri ve kalem. Evet. Bir de mümkünse eğer enkazdan çıkabildiysen bir sprey boyayı tavsiye ediyorum ben. O neden? O neden? Çıktığım binada AFAD'da öğrettikleri bazı işaretleme yöntemleri var. İşte binanı işaretleyebilirsin. Diyelim müstakil bir evdesin veya iki katlı, çıktı. Herkes sağ çıktı ve orayı terk edeceksin. Hı hı. İşaret bırakman gerekiyor. İşte burada kimse işaretler kalmadı. Kimse kalmadı, herkes çıktı. Evet. Çünkü şey de çok önemli. Oraya birisi geliyor. Atıyorum belki tabii, bir çocuk zaman oyuncağı kaybı görüyor. Doğru, doğru. Duygusal bir şey oluyor. Hemen arayalım diyor. Ya onunla ilgili çok kötü bir şey yaşadım ben. Gaziantep'te deprem bölgesindeyken bir enkazın üstündeydik ve hani ses duymaya hı-hı, çalışıyoruz. Galiba birinin ayağı bir taşa değdi ve taş bir hı-hı, boşluğa düştü. Bir tıkırtı geldi. Hepimiz bir anda o tarafa koştuk. Bağırıyoruz, bağırıyoruz. Kimseden hı-hı, ses yok. Allah'ım çıldıracağız. Hı-hı. İnsanlara haber verdik. AFAD yetkililerine, oradaki şeylere, sivil savunma ekiplerine haber verdik. Geldiler. Herkes bir an bir ses duyabilir miyiz diye hı-hı, şey yapıyor. Ve bu arada yandaki bina hı-hı, yani yatmış. Hani öbür herhalde binanın bir cephesi komple yıkılmış ve hani oradaki o bir çıtırtı için koşan insanlar belki yandaki binanın bir sarsıntıda hmm, yıkılıp hepimizin üzerine yıkılmasıyla da sonuçlanabilecek bir hmm, şeydi. Ve hani o çıtırtı bile insana nasıl bir umut veriyor, nasıl hemen bir şey yapıyorsun. Evet. Onu içinde olduğun zaman çok daha iyi anlayabiliyorsun. Belki yanlış alarm. Zaten yanlış alarmdı yani, birinin muhtemelen ayağına şey oldu çünkü o enkazdan hiç kimse sağ çıkmadı. Şöyle bir ben aslında duyuru yapmak istiyorum. AFAD online bir eğitim veriyor. Hı hı. Ve ha, çok güzel. Online eğitiminden birkaç tane eğitimi bitirdikten sonra benim tavsiyem şu. Bulundukları il veya ilçedeki AFAD müdürlüğünü arayıp fiziki eğitim talep etsinler. Ne kadar güzel. Çünkü giriş seviye senin gibi benim gibi vatandaşların, bazen afet bölgesine gidiyoruz. O kadar bilinçsiziz ki. Öyle. Konuştuğumuz ettiğimiz laflar bile afet zedelerin kalbini kırabiliyor. Veya bilinçsiz bir şekilde bir binanın üstüne çıkıp orada basınç yoluyla insanların canını aynen yakabiliriz. Aynen öyle. Ben 5 günlük bir temel eğitim aldım. Hı hı. Çok sıklıkla fiziki eğitim vermiyor AFAD. Belki ayda 1, ayda 2 veriyor. Hı hı. Antalya'da da bu böyle. Eşimle beraber, Seval'le beraber aldık. Biz temel ilk yardım eğitimi aldık. Yangın söndürme eğitimi aldık. Çadır kurma eğitimi aldık mesela. Afet bölgesine gittiğimizde evet, afetzedelere çadır kuralım diye. İşte temel iletişim becerileri, işte orada arama kurtarma ekipmanları. Mesela bizim arama kurtarma yapma yetkimiz yok. Evet. Biz AFAD destek gönüllüsüyüz. Ne yapıyoruz abi? Orada arama kurtarma yapanlara yardımcı oluyoruz. Veya afetzedelere işte kamp alanı kurduk. Orada sosyal yardım yapıyoruz. Evet. Ama bu bile gerçekten çok önemli. Yani o 5 gün bana çok şey öğretti abi. Mutlaka. Ve anket yapıyor mesela AFAD bu eğitimi bitirdikten sonra. Senin ayırabileceğin vakte göre. Mesela ben ankette evden 20 gün uzak durabilirim diye bir şık işaretledim. Beni acil hazır kıtaya aldılar. Bana mesela herhangi bir afet oldu, hemen aranacağım, hazırlan diye. Evet. Ben Antalya'daki AFAD merkezine ne kadar sürede gidebilirsin dediler. Bir saatte giderim dedi. AFAD'la ticari bir bağın var mı? Hiç yok. O zaman bana puanlar mısın AFAD'a? Bu gördüğün süreçte 10 üzerinden kaç verirsin? Çünkü şu an bizi izleyen birçok insanın kafasında AFAD çok ciddi bir negatiflikle iç içe. Şöyle, İnsanlar AFAD'a gönüllüsü olduğum için hı-hı, yorum yapmam doğru olmayabilir. Gönüllüsüsün ama aynı zamanda bir muhatabısın. Yani sana verdiği hı-hı, eğitim senin için tatmin edici miydi? Diğer insanların gidip de elbette bir şeyler hı-hı, öğrenecektir ama bunu 10 üzerinden değerlendirirsen bir sade vatandaş olarak kaç verirsin? Benim gibi destek gönüllülerine öğrettikleri şeyler üzerinden verebileceğim 10 üzerinden 9 abi. Öyle mi? Çünkü şey, ben zaten arama kurtarmayla alakalı bir eğitim almadım. Hı-hı. Onu şöyle yapıyorum. Tabii onu zaten şimdi bilmediğimiz için onu puanlamak hı-hı, bizim haddimiz değil. Sadece bir sıradan sade hı-hı, bir vatandaş olarak sen dedin ki ben kendimi ve yakınlarımı ve hatta toplumu hı-hı, koruyup kollayabilecek naçizane bir eğitim almak istiyorum. Bir aldım, bilince kavuşmak hı-hı, istiyorum. Verdiler abi. Bu bilinci verdi mi? Verdi.
O bir puanı ne kırdırdı sana? O bir puanı ne kırdırdı? Bu şey gibi düşün. Hani trafikte 8 puan sınırı vardır ya. Evet. Kaza kusursuz olmaz bir diyorsun. Tanesini kırarlar ya, evet. O hesap. Anladım. Bir kusursuz ondan olmaz diyerek. Kusursuz nazar boncuğu. Kesin görmediğin bir şey vardır. Şöyle, biz fiziki eğitim alırken sahaya da çıktık. AFAD'ın Antalya merkezine gittik. Evet. Orada şeyleri gördüm, konteynerları gördüm. Fotoğraf çekmemiz yasaktı. Sır diye şey bir durum vardı. Şeyi gördüm. Ne işte, konteyneri bunlar? Bunlar yaşam alanı. Tabii, çadırlar. Sağlıklı mıydı? Adamlar sürekli havalandırıyordu. Afetten gelen çadırları yıkayıp, temizleyip, silip nem olmasın diye. Orada sırf buna ayrılmış bir personel var. Küflenmeyi engellemek için. Tabii. Evet. Sürekli çıkartıyorlar, havalandırıyorlar, yerine güzel koyuyorlar. İçeride ciddi anlamda vinç sistemleri falan evet var. Ve bir istatistik vermişti bana, yalan olmasın. 20 saniyede galiba bir tıra kapıdan giriyor, deponun içine tır girebiliyor, konteyneri koyuyor üstüne, 20 saniyede bir tır çıkarabiliyorum dedi adamlar. Sürekli tatbikattalar merkeze. Çok güzel. Ha, çok eksik güzel yaptıkları kesin vardır. Ben sadece destek gönüllü cephesi olarak gördüm. Hı-hı. Zaten AFAD'ın görev alanı, mesela ben gıda dağıtmak falan da zannediyordum. Onu Kızılay yapıyormuş. Hı. Sadece barınma alanı ve arama kurtarma. Evet. Bununla ilgileniyor. Şu bilinci herkesin alması lazım. O zaman şunu diyebilir miyiz? Gönül rahatlığıyla. Bu ülkede yaşayan herkes kendine bir görev edinsin. Ve en azından gidip AFAD'a bu tarz eğitim almak için bir başvuruda bulunsun. Zaten online bir eğitim de varmış senin söylediğine tabii göre. Online eğitimin arkasından fiziki eğitim. İkisi aynı mı bu arada? Yani online'dakiyle fiziki. Benzer içerikler ama fizikide işin uzmanları geliyor. O zaman online'a hiç gerek kalmadan doğrudan fizikiye gidilebiliyor mu? Açtıklarında kontenjan varsa alıyorlar. Hı-hı. Kontenjan yoksa zaten talep alıyor olduğu sürece kontenjan da arttırılacaktır diye tabii düşünüyorum. Biz de bir kıvılcım ateşlemiş olalım. Sıkıştırın, en azından tabii ya, tabii talep şey gibi boşuna maaş almasınlar. Tabii canım. Bu zaten talep oldukça onlar da diyecektir ki vatandaşın bilinci arttı. Biz de bir şey yapalım. Hı. Kontenjanı arttıralım diyecektir. Yoksa adam 200 kişilik kontenjan açar, 10 kişi gelir. Ya o zaman hiçbir anlamı olmaz. Zaten bu bir arz talep meselesidir. Peki bunun dışında atladığımız, bilmediğimiz, eksik kalan puanı ne var? Puanı nereden kırdığımı hatırladım. Hadi bakalım. Şimdi yaktım seni AFAD. Sivil savunma tamamen Türkiye'de AFAD'a geçti. Evet. Ve şey konusunda eksiklik var. Şimdi bizim hazırlığımız sadece deprem değil veya yangınlar değil. Savaş durumları var. Kimyasal, biyolojik saldırı durumları var. Bu konuda eğitimleri yok. Eksikler buna mi? Hazır değiller. Ha. Buna hazır değiller. Bence toplum ülkede olarak bu tarz hiçbir şeye hazır değiliz maalesef. Eksik kaldığımız, atladığımız, konuşmadığımız, Mehmetciğim şu çok önemli dediğin bir şey var mı? Türkiye'de en çok konuşulan şey deprem hazırlığı. Eğer biri ufacık bir çanta hazırlamaya başladığında artık kendisi neye ihtiyacı olup olmadığını görebiliyor. Tabii. Ben şöyle bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Deprem bölgeleri asayişin çok olmadığı, evet, ve kimin kim olduğunun belli olmadığı yerler. Dikkatli olalım. Yani kendimizi korumaya çalışalım. Ailemizden çok ayrılmayalım. Mümkünse ruhsatlı bireysel silahımızı alalım. Hı hı. Bunu kullanmak için değil, sadece nefsi tek müdafaa durumları için. Çok duyduk. Yani sen bireysel silahlanmayı destekliyorsun değil mi? Bireysel, bilinçli, yasal, ruhsatlı silahlanma. Çünkü mülkiyet hakkının korunmasının en temel direği bireysel, yasal silahlanmadır. Bu konuda yasal düzenlemeler silahın sahibine destek çıkıyor mu? Yoksa eve hırsız girdi, bir şey oldu. Salonda mesela hırsızı gördüm, vurdum bacağından. Başın ne derde girer? Amerika'yla kıyaslayalım. Amerika kıyak ya. Yok değil abi. Nasıl değil? Şöyle. Bahçeye girdiği anda vurabiliyor adam. Önceki gün yine bir video yaptım. Hı hı. Bir tane adam Amerikalı, işte o Florida hazırlıkçısı diye, hı hı, bir video yaptım. Hı hı. Adam işte hazırladığı çantanın yarısı gıda, branda, ilk yardım malzemesi ve telsiz. Diğer yarısı tüfek ve tabanca. Bir tane SJW, hani politik doğrucular falan var ya, şöyle bir suçlama yaptı. Hazırlıkçılar dedi, murder fantazisi, cinayet fantazisi olan insanlar dedi. Ve ben o SJW abiye cevaben bir video yaptım. SJW senin kısalttığın bir şey mi? İşte orada bir muhatap vardı. Hani şey bir şey, justice warrior diyorlar ya, politik doğruculuk falan, evet, tamam, muhabbetleri. Yani konuyu saptırıp, evirip, çevirip yalan iftira atan tiplere, hı hı, diyoruz biz. Anladım. Dedim ki
Türkçe videomda tabii. Türkiye'de çok yağma olayı oldu. Evet. Çok ciddi insanlar, yanlış insanlara bile dahi zarar verdiler yağmacı diye. Doğru. Bu da böyle bir gerçek de var. Aç insanın, çaresiz insanın neler yapabileceğine inanamazsın. Bu bir kenara. Ama şöyle düşün. Dışarıda insanları suç işlemekten alıkoyan bir kendi içindeki ahlaki vicdan, etik değerler tabii. var. Biri devlet bir de olmalı. Kanun korkusuna bu kötülüğü yapmayanlar var. Ya, kanun millet, olmadığında ne olacak? İşte onu diyecektim. Yani şu an millet kanundan korkmuyor. Hmm. Doğal olarak yani bir tedbir gerekebiliyor. Türkiye'de abi yabancı finanslı vakıflar ve dernekler vasıtasıyla sokaklarda silahlarla işlenen suçlar ruhsatlı silahlarla işleniyormuş gibi gösterilip insanların yasal ruhsatlı silah alınmasının olabildiğince engellenmesi sağlanıyor. Allah Allah. Şöyle. Bizde yasal dışı silah daha çok. Aynen. Şöyle zannediliyor. Bu kötü bir ben, şey mi? Ben de böyle zannediyordum. Hı hı. 4 sene öncesine kadar ben de silahlanma karşıtıydım. Ama ben elime bir pankart alıp işte devlet silahları yasaklasın dediğimde devlet 80 milyon vatandaşın evine girip arayıp silahları toplayabilir zannediyordum. Doğru. Ama toplayamıyor. Tabii ki namuslu adamlar silahsız, namussuz adamlar silahlı hale geliyor. Ben silah almak istiyorum. Bir sürü kurula giriyorum. Düz tabansam vermiyorlar. Kulağımda hafif bir işitme kaybı varsa vermiyorlar. Psikiyatr tipimi sevmedi. Evet. Bazen şey yapıyor, içeri giriyorsun. Anana küfrediyorlarmış böyle. Evet, şey yapıyor, tahrik test ediyor seni. Tabii. Evet. Ne kadar sinirleniyorsun ben de falan. Senin ananı falan. Dedin bitti zaten. Niye? Kaçakçı sıkmadım oldu. Ki. Abi oralara o zaman çok devlet kötü şeyler. Kendi eliyle ruhsatsız silah yönlendiriyor canım. Yani bu kadar da tabii. Kasıt. O zaman oyunu kuralına göre oynarsın. Şöyle. Kimse de kusura bakmasın yani candan öte bir köy yok. Tabii. Canlı öte köy yok yani herkes kendi canını korumakla mesul. Ben öldükten sonra benim arkamdan istediğin kadar at yak. Ya da de ki ya ruhsatlı silahı vardı garibanın de. Yok abi kusura bakma yani. Eğer ya devlet alamamış. Benim ruhsatlı silah almamı bu kadar engelliyorsa. Ha tabii burada şimdi biz farazi konuşuyoruz. Gerçek bir psikopat da ruhsatlı bir silah almaya çalışıp sırf bu söylediklerimiz yapılmadığı için alıp gidip bir manyaklık yapabilir. Doğru. Ama burada çözüm ruhsatlı silah alımını engellemek değil, ruhsatsız silah alımını engellemek. Ama onu engelleyemiyorlar işte. Evet, o yok yüzden. Zaten engellemiyor. Aksine dağıtıyor da zaten. Onu da şahit olduğumuz için. Yani silahı ikram ettiği zamanlar da oldu bu ülkede. 15 Temmuz. Evet, evet, evet. Yani şöyle, biliyoruz yani. Türkiye'de iki büyük problem var. Birincisi daha çok evet pardon. Üç isimli bir problem var. Evet. Birinci problem Türk Ceza Kanunu. Nefsi müdafaa hukuku evet. Çok sıkıntılı. Demin Amerika dedin ya, Amerika'da da hırsızı salonun ortasında vuramazsın. Amerika'da da çok ciddi psikiyatrik testlere falan giriyorsun. Hı-hı. Ama Amerika ile farkımız şu. Amerika'da taşıma ve bulundurma ruhsatı diye iki farklı ruhsat yok. Hı-hı. Bizde evden kapıdan dahi çıkartamayacağın, tabii. Atışa dahi götürmek için kaymakamlıktan günlerce izin cezası beklediğin... Cezası ne? Çok ağır abi. Direkt hapis. Ne? Ruhsatsız? Hayır. Ruhsatsız silahla yakalan... Hocam ben sabaha... yasa dışı olanı soruyorum. Tamam. Onun cevabı ne bu arada? Merak ettim. Ruhsatlı ama evden çıkması yasak olan silahla dışarıda yakalandı. 6 ay bir sene. Hapis mi? Tabii. Yatarı yok ki. İlkinde yatmazsın ama büyük ihtimalle... Ya yani şöyle abi ben hukukçularla konuştum. Canım hukukçular da her şeyden korkuyor. Ya şunu anlattılar öyle olsa abi. Biz röportaj ruhsatsız yapamazdık. Silahla yakalandığında evet. Cezası daha az. Ruhsatsız silahla tabii. yakalandın. 5-6 bin lira ceza veriyorlar. 2-3 saat sonra serbestsin. Geçmiş abi. Olsun. Çok rahat. Geçmiş olsun. Ama işte şeyde mahkemelerde sürünüyorsun. Ben abi. De iyice yasa dışı öğreniyorum. Ruhsatsız silahı nereden buluruz falan. Arka sokakta. Şeyi ruhsatsız silahı kabahatler kanunundan galiba işlem yapıyor. Öyle mi? Böyle yasa dışı bıçak falan büyük çakı evet. gibi cezayı veriyor gönderiyor. Suça karışmadıysa silah evet. tabii. Bir de o da sıkıntı. Silahın suça karışıp karışmadığını nereden bileceğiz? Almıyorum ki ben ruhsatsız silah. Bana ne? Ya de ki aldın yani. Onu almam nereden abi. Bileceksin? Bilemezsin. O yüzden ruhsatlı alabilmenin peşindeyiz. 17 bin lira bulundurma ruhsatlı. Çünkü bu ülkede her şeye karışmış olabilir. 70, düşünsene ruhsatsız silah alıyorsun darbede kullanılmış. Hadi bakalım. Çık işin darbede içinden. Matkap. Çık işin içinden. Ortalık karışık. Var mı unuttuğumuz, konuşmamız gereken? Şöyle silah mevzusunu toparlayalım. Kaç tane alabilir? Yivsiz tüfek ruhsatnamesine 5 tane tüfek işletebiliyorsun. Yivsiz tüfek. Yani?
5 tane pompalı tüfek alabilirsin. Hmm. Bunu içinde mermi olmadan arabanda taşıyabilirsin. Canım ne yapacağım ben mermi olmadan silah? Taşıyamazsın. Dişimi kurcalayacağım. AK-47'nin piyasası nedir falan diye. Abi 1000 dolara bağlıyorlar. Dur şimdi ciddiye alırlar Allah aşkına. Buradan sonra da polisle röportaj yapacağız. Ben izleyen herkese yani şunu şey yapabilirim. Birincisi AFAD'ın şu deprem çantası içeriğini öğrenip hazırlanmaya özen göstersinler. En basiti. Onun dışında fiziksel eğitim almak için baskı yapsınlar. Kesinlikle. Ya bizim silah kısmında tabii ki goy ama işin ciddi yanlarında göz ardı etmemek mümkünse lazım. Mümkünse telsiz lisansı alsınlar. Bana çok faydalı gelmedi. Daha uzmanı belki beni haksız çıkartacak bu insanlar olursa. Bu akşam bir araya getireceğim onu. Öyle mi? Hadi bakalım. O videoyu da olmadı senin kanalda yayınlarız. Tamam. Tabii. Çok isterim. Çok isterim. Onun ama dışında sert yaparım. Hiç problem. Yüzüne derim yani. Sen benim kankamsın ama hani karşı tarafı affetmem. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Böyle ben teşekkür ederim. Ya estağfurullah, bizi aydınlattığın için ben teşekkür ederim. Ya açık söyleyeyim, bizler Türkiye'de yaşayan insanlar birazcık rahat insanlarız. Ne gele gele deriz, gelen de haktan geliyor deriz. Ama kader. Tedbir çok önemli bir şey. En azından ben kendimce güvenli bir evde oturmaya dikkat ediyorum. 5 yaşını geçmemiş bir evde oturmaya dikkat ediyorum İstanbul gibi bir yerde. Tabii ki bunun kira maliyeti çok yüksek oluyor. Ama candan öte köy yok yani. Ona da şey yapmak lazım. Ona da dikkat etmek lazım. Sonuçta yaşamak için kazanıyoruz. Kazanmak için çabalıyoruz. O yüzden bunun da bir şeyi olmalı diye düşünüyorum. Tedbiri olmalı diye düşünüyorum. Lütfen. Şu şekilde kapatalım. Aslında hazırlıkçılık aslında bir güvenlik felsefesi de geliştirmekle alakalı. Evet, doğru. Deprem, sel, savaş işte mesela. Evet. Üst fantaziler, nükleer savaş olasılıklarına kadar hazırlanıyor. Ama İsviçre hala hazır. Erdoğan'ın yeniden kazanması. Sana şunu söylemek istiyorum. Şimdi sen de evli barklı adamsın, ben de. Canımızdan öte de kaybedebileceğimiz canlar var. Tabii, bu tabii. Sokaktaki güvenlik için de el feneri taşıyor olmak, bir düdük çok önemli. Doğru. Gerçi yani insanlar bugün yardım etmeye de korkuyor ama ya işte insanın en çok ilk önce kendine faydası olacak, kendine yardım senin olacak. Senin paylaştığın çete vardı işte, çocukları. Evet, tabii. Aynen öyle. Çocuğa dokunduğun an. Aynen öyle. Tacizsizce. Tedbir önemli, tedbir kıymetli. Ben tedbir alınmasından yanayım. Ben masum insanların güçlü olmasından yanayım. Masumun haklı olması bu ülkede hiçbir şey ifade etmiyor. Güçlüysen haklısın bu ülkede. Bu yaşıma geldim, bunu öğrendim. O yüzden güçlü olmayı öğrenmemiz lazım. Mazlum olmamamız lazım. Hakkımızı da dişimiz ete saplanırcasına koparıp almamız lazım. Yani eğer ki mesele hakkın yerine gelmesi ise dişine de kan değecek hocam. Ben böyle bakıyorum. O yüzden benim de mücadelem bu yönde. Çok da teşekkür ediyorum sana katıldığın için. Müthiş bir sohbetti. Diğer misafirimizi de izleyicilerimiz mutlaka merak edecektir. O misafirimizi sürpriz olarak bırakalım. Ama sana insanlar Tonguç Akarca kanalından ulaşacaklar. Doğru mu? Tabii. Tonguç Akarca zaten yazabilir. Zaten başlığa etiketleriz Tonguç'un kanalında. Kısa adım Akarca şeyde. Biz seni etiketleriz zaten başla. Oradan insanlar sana ulaşabilirler. Discord kanalımız var. Dur şimdi. Discord kalmadı. Yasa dışı şeyler söyleyip benim canımı sıkma burada. Ne var? Discord yok arkadaşlar. Kamerayı Telegram kapan. Var. Kasanın kapısını kapat. Haydar'ı getir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki yaptık bu sohbeti. Benim için çok bilgilendirici oldu. Sevgili dostlar, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Gördüğünüz üzere burası Türkiye.